Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size dış parazitlerle alakalı bilgi vereceğim. Biliyorsunuz Nisan'ın bugün son günü, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bu aylar arasında en çok görülen sıkıntılardan bir tanesi dış parazitler arkadaşlar. Bize en çok gelen sorular, şikayetler pire, kene, üstündeki pire yumurtaları gibi üstündeki askaritler en çok gelen sorulardan bir tanesi. Bunlar için şimdiden önlem almak gerekiyor arkadaşlar. Yani kedi veya köpeğin üstüne daha pirekene gelmeden önlem almamız gerekiyor. Bunun için de biliyorsunuz artık birçok aparatlar çıktı. İğneler var, damlalar var, hap var. Yani önceden sadece bir dış parazit damlası işi çözerken şimdi artık haplar var. Hem iç paraziti temizliyor hem dış paraziti temizliyor. Ve gerçekten güçlü ilaçlar çıkmaya başladı. Çünkü dış parazitler kedi veya köpeğimizden bizlere de geçebilecek durumda arkadaşlar. Yani havaların ısınmasıyla en büyük sorunlar bunlar arkadaşlar. Ve önlem almazsak dış parazitler beslediğimiz kedi ve köpeklerden bizlere de geçer. Onun için önlemi almamız gerekiyor. Pireler insanlara geçtiği zaman kedilerimizden veya köpeğimizden bize gerçekten sıkıntı yaratır ve vücudumuzun birçok bölgesine biliyorsunuz yerleşiyorlar. Isırmalar sonucunda kaşıntılar ve hastalıklar bile geçirme olanağı çok fazla. Keneyi biliyorsunuz Türkiye'nin birçok şehrinde, hatta bunun önceki yıllarda çıktı. Bu sene nasıl olacak bilmiyoruz ama Kırım Konga denilen bir kene hastalığı var ve ölümcül. Yani bu kene tuttuğu zaman direkt ateş ve immün sistemimiz düşükse, erken müdahale edilememişse ölümler gerçekleşiyor biliyorsunuz. Onun için dış paraziti muhakkak zamanında uygulamamız gerekiyor. Normalde 2 aydan 2 aya denilen bu dış parazit uygulaması, biz klinik olarak şöyle yapıyoruz. Kış aylarında 2 aydan 2 aya uygularken, işte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül başına kadar, yani şu 4 aylık süre içinde arkadaşlar ayda bir kez yapıyoruz. Neden? Çünkü bizim sağlığımız daha önemli. Yani oradan gelecek hastalıkları önlememiz lazım kendi sağlığımız için. Eğer bulunduğumuz ortam ormanlık, bahçe, dış sahaysa riskimiz daha fazla. Neden? Çünkü yeşilliklerden, sokak hayvanlarından, topraktan aşısı ve önlem alınmayan canlılarla bizim köpeklerimiz veya kedilerimiz oynarken direkt anında geçer arkadaşlar ve çok hızlı bir şekilde vücutlarında ürerler. Biz onu fark edemeyiz tüyün altında ilerlediği için. Sonra bir bakmışsınız, kediniz veya köpeğiniz kaşınmaktan yaralar, tüylerde dökülmeler, huzursuzluklar, bunları zaten kedi ve köpek beslenen arkadaşlar barizindir. Yani vücudunda bir tane bile pirenin gezdiğini, geziyorsa eğer bir kedinin, siz direkt kedinizin hareketlerinin bir anda değiştiğini görürsünüz. Yatar, kendini kaşır, dişlemeye çalışır, yuvarlanır, bir yerlere sürtünme içgüdüsü hisseder. Yani bilirsiniz ki onun vücudunda onu rahatsız eden bir olay var. Bu da %99 pirelerdir arkadaşlar. Hem beslediğimiz canlıların sağlığı, kendi sağlığımızın açısından da arkadaşlar muhakkak önlem almamız gerekiyor. Bunu da Mayıs ayında bence hekim arkadaşı, yani Türkiye'nin her yeri, Antalya için konuşmuyorum. Kim varsa en yakın hekim arkadaşına veya çalıştığınız kedi veya köpeğinizin bakımlarını takip eden kim varsa hekim arkadaşlar, onlar sizi aramadan, onlar size ulaşmadan bence siz gidin dış parazitini yaptırın. Kendiniz de notunuzu alın. Zaten kliniklerde artık bilgisayarlarımızda her türlü sistem, kayıt sistemi mevcut. Mesaj olarak, SMS olarak, WhatsApp olarak, işte özel paket mesajlar olarak bizler ayrıca birebir tüm müşterilerimizi aramızda hatırlatıyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kendi sağlığımız için ve beslediğimiz canlıların sağlığı için dış parazitleri engellememiz gerekecek. Sadece bu bizim aldığımız önlemlerle değil tabii ki. İşte belediyelerin dış sahaları ilaçlamaları, sokak hayvanlarının ilaçlamaları da gerekmektedir. Bunlarla ilgili de biz belediye hekim arkadaşlarla da işte dışarı halindeyiz.
sadece belediyeler biliyorsunuz kuduz aşısını yapıp kulağını küpe takıyor ve kısırlaştırmayla yükümlü belediyeler. Başka bir işlem yapmıyorlar mı? Bu şekilde dış sahadaki köpekler için veya kediler için diyelim. Ama dış parazit çok sıcak olan şehirlerde muhakkak ve önemli. Bunun için de önlemlerin alınması gerektiğini dile getiriyoruz. İnşallah belediyelerimizden de bunlarla ilgili olumlu cevaplar alabiliriz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Mayıs ayı haftaya biliyorsunuz bu hafta için bayramımız. Şimdiden tüm arkadaşlarımızın bayramını kutlarım. İyi günler dilerim. Görüşmek dileğiyle.